Evet arkadaşlar, kolumuzu 10'luk keselerde çarpmayla devam ediyor olacağız. Yazalım başlığımızı 10'luk keselerde çarpma. Evet, nasıl oluyor hocam 10'luk keselerde çarpma? Birkaç tane basit örnekle başlayalım. 0,6 çarpı işte 8. 0,6 çarpı 0,3. Hocam 1,2 çarpı 6. 1,2 çarpı 3,4. Evet, bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar bu çarpma işlemi yaparken virgül yokmuş gibi düşündüm. Virgülleri at. Hocam virgül attı. Ne kaldı burada? 6. Burada ne kaldı? 8. 6 kere 8. 48. Sonra virgülden sonra kaç basamak var burada? 1 basamak. 1 virgül kaydı. İşte bu işlemin sonucu ne oldu? 4,8. Hocam aynı işlemi burada yapabilir miyim? Evet yaparsın. Burada virgül at 6. Virgül at 3. 6 kere 3 18. Şimdi virgülden sonra kaç basamak? Hocam virgülden sonra 1 basamak. Virgülden sonra kaç basamak? 1 basamak. Toplamda kaç basamak? 2 basamak. O zaman 2 basamak kaydı. Buradasın. Buradasın. Bir tane kaydı buraya geldi. Bir tane daha kaydın sayı yok. O zaman 0,18. Ya da nasıl okuyoruz biz bunu arkadaşlar? 0 tam %18. Evet, bu işleme geldiğimizde 1,6 12. 1,6 6. 12 kere 6 72. Virgülden sonra kaç basamak? Hocam burada sadece 1 basamak var. Bir tane kaydır. 7,2. Evet, bu işleme geldiğimizde hemen bunu da şuraya alalım. Sıkıştırmayalım. 1,2 çarpı 3,4. Evet, virgülden sonra kaç basamak? Hemen bakalım hocam. 1 basamak. Hocam 1 basamak. İşlemin sonucunu kaç basamak kaydıracağız? 2 basamak. İşlemi yapalım. 12 çarpı 34. Yaptık işlemi. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. Topla 8 10. 1 de ila 3 4 oldu. Kaç basamak kaydıracağım? Tabii ki buradayım. 1 2. O zaman 4,08 olmuş olacaktır. Evet, bir işlem daha yapalım hemen şuraya. Evet, bu biraz kaldığımızı karartıyor. Bunu çok da kullanmayalım. Şuradan şöyle tekrar olmasıyla alalım. Evet, bir başka örnek. 3,12 çarpı 2,45. Evet, bu işlemi yaparken ne yapıyorum hocam? Öncelikli olarak virgülden sonraki basamak sayısına bakıyorum. Kaç tane? 2 tane. Hocam burada kaç tane? 2 tane. 2, 2 daha kaç yapar? 4. Normal virgülü kaydır, çarp, 4 basamak kaydır. Evet, 312 ile 245'e çarpacağız. Çarpalım. 5 kere 2 10 neyde var? 1. 5 kere 1 5 1 neyde var? 6. 5 kere 3 15. 2 kere 4 8. Pardon. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 2 kere 3 6. Topla 0 14. 4 4 8 13 1 neyde var? 14. 2 2 4 5, 1 de ne var? 6, burası. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra kaç basamak kaydıracaktık? 4, buradayız. Hemen bakalım. En sağda bu sayılmaz. 1, 2, 3, 4. O zaman işlemin olacaktır. Bunu okursak nasıl okuruz? 7 tam. Evet, kaçta? 10.000'de. Kaç? 6. 1400 nedir? 40. Evet, okuyor olursam 7 tam 10.000'de 6.440. Ara ara böyle hatırlatmalar da yapıyor olacağız. Peki hocam buradan nasıl sonuç çıkar? Buradan şöyle sonuç çıkar arkadaşlar. Hemen silelim tahtamızı.
Örnek Ayşe'nin 47.6 TL'si vardır. Oyuncak almak için AVM'ye giden, neyse AVM'ye gitmesin, oyuncak dükkanına gitsin, korona var bu ara. Oyuncak dükkanına giden Ayşe fiyatı 2,7 olan Barbie bebeklerden 5 tane. Fiyatı 3,4 olan oyuncak, tabi bunlar TL arkadaşlar, 3,4 TL olan, şöyle istiyorum, 3,4 TL olan oyuncak meydan 2 tane alırsa geriye kaç TL parası kalır? Evet. Sorumuz bu şekilde gelebilir. Şimdi bakalım arkadaşlar neler yapıyoruz. Ayşe'nin başlangıçta ne kadar parası var? Yazıyoruz. 42.6 TL'si var. Ayşe Barbie bebeklerden kaç tane alıyormuş? Fiyatı ne kadarmış? 2.7. 2.7'den 5 tane alıyor. 2.7 çarpı 5. Buradan bunu ödediğim para. Oyuncak ayıya bakıyoruz. Oyuncak ayının fiyatı ne kadar? Oyuncak ayının fiyatı, hemen şöyle yazalım, oyuncak ayı kaç para? 3.4. Buradan kaç tane alıyor? 2 tane çarpı 2. Hemen bunu çarparsak arkadaşlar kaç çıkacaktır? 27 çarpı 5. Bakın bunu hemen 27 çarpı 5 gibi düşünüyoruz. Çarpalım. 5 kere 7 35. Eyle var. 3, 5 kere 2 10. 135. Virgülden sonra kaç basamak? Bir basamak 13,5 olacaktır. Aynı şekilde 3.4 ile 2'yi çarparsak, 34 ile 2'yi çarparsak 6,68 yapacaktır. 1,1 kaydırdığımızda 6,8 TL'de buraya vermiş olacaktır. Şimdi ne yapacağız? İkisini toplayacağız. Toplam ne kadar ödemiş? 13,5, 6,8 toplayalım. Topladık. 8,5 daha 13, 50,1. 3, 6 daha 9, 1 de 50 var, 10, 1, 1 de 50 var, 2 ne kadar ödemiş? 20,3 TL ödemiş. Kaç paramız vardı? 47.6. 47.6'dan 20,3'ü ne yapıyorum hocam? Çıkartıyorum. Çıkarttık, 6'dan 3 çıktı, 3, 1'den 0 çıktı, 7, 4'den 2 çıktı, 2, 1,3'ü buraya yazdım, 27,3 olarak bulunmuş olacaktır. Böyle de. Devam edeyim. Şimdi ise sıradaki konumuz ondalık kesirlerde bölme işlemi olacak. Ondalık kesirlerde bölme işlemi nasıl olacak? Başlığımızı attık. Ondalık kesirlerde bölme. Evet, mesela örnek büyük yapalım, ayrı ayrı örnekler yapalım. Tahtayı biraz da böyle kullanalım. Mesela işte kaç olsun? 12,1. İstanbul için tahtamız çok da yazmadı. 12,8 bölü
3.2. Bu işleme bakalım. Bu işlemi pratik nasıl yapabiliriz? Şöyle yaparız. Hocam virgülden sonra bir basamak mı? Virgülden sonra bu da bir basamak mı? At virgülleri. Altı 128 bölü 32'ye döndü. Bu da kaç yapar? Hocam 4 yapar. Başka bir örnek. Evet, şöyle olsun. Bu sefer de kaç olsun? 6,40 bölü kaç olsun? 3.2 olsun. Bu işlemi nasıl yapacağız? Hocam virgülden sonra kaç basamak? 2 basamak. Virgülden sonra kaç basamak? 1 basamak. Büyük olanı kurtarıyorum. 2 basamak. Bunu kurtarırsam 600 kaç yapacaktır? 40 yapacaktır. Şimdi bölüyü yazdıktan sonra bunu 1 basamak kurtardım, 32 oldu. Fakat bunu 2 basamak ilerlettiğim için sağa doğru, bunu da sağa doğru 2 basamak ilerletmem lazım. Sağa doğru büyütmek demek aslında 3 bölü 2, 3, 32 yaparken 10 ile çarpıyorum. 10 ile çarpmak demek de 1 sıfır eklemek demektir. O zaman bu işlemin sonucu böyle olmuş oldu. Hocam sıfırlar gitti. 64'ü 32'ye bölersek cevabını kaç olarak bulunmuş oldu? 2 olarak bulunmuş oldu. Bunları bu şekilde yapıyoruz. Başka bir örneğe geldiğimizde, örnek mesela kaç olsun? 2,4 bölü kaç olsun? 0,032. Evet, bu işleme baktığımızda şimdi arkadaşlar bakıyorum ben ne yapıyorum? Diyorum ki virgülden sonra kaç basamak? 3 tane. Virgülden sonra kaç basamak? 1 tane. Büyük olanı ne yapıyorum? 3 tane sağa çekiyorum. 2,4 yazdım, bölü 3 basamak büyüttüm, bunu 32. Bu adımda da 3 basamak büyüteceksiniz. Bakın 2,4 kaç basamak büyüteceksiniz? 3. Neden? Hocam bunu 3 tane büyüttük. Şimdi bunu yazdık, 3 tane. Bir tane büyüttün, ne oldu? 24 oldu. Geri kaç tane kaldı? 2 tane. 2 sıfırı da buna ekliyorsun. O zaman bu ne oldu? 2400 bölü 32 olmuş oldu. Bu işlemi yapalım bakalım kaç çıkacak? 2432'ye bölelim. Gerekli sadeleştirmeleri yapsak 8'e bölsek burası 3, 0, 0. Burayı 8'e bölersek 4, 300 bölü 4 de kaç yapacaktır? 75 yapıyor olacaktır. Onları kesirlerde bölme işleminde bu şekilde olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde birinci dönemin son kısmını tamamlamış olduk. İkinci dönemin birinci konusu olan oran konusunda görüşmek üzere.